Merhabalar, Vakıf Finansal Kiralama. Son videoyu galiba 20'sinde yok 20'sinden önceydi ya. Birkaç gün olmuştur yani, bilmiyorum. 5-6 seans veya 10 seans olmuştur. Yani hiçbir değişiklik yok. Hiç bakmasaymış hızla olurmuş. Burada bir bant belli. Gittiği geldiği bant. Şöyle göstereyim. Tabii bu tür bantlar aslında logaritmik bakmak gerekir. Şöyle yani. Şu bantta hareket ediyor. Hiçbir değişiklik yok durumda. Bandın üstüne doğru gidiyor, altına doğru giriyor. Hangi tarafa kırılırsa, ki yukarıda 4.36, aşağıda 3.65 var. 3.65 kırıldığı zaman 0.618 Fibo seviyesi olan 3.34'te destek bulduğunu görüyoruz burada. Hep söylerim yani, çok dikkat edilmesi gereken bir yerdir 618'ler. 3.34'te destek buluyor. Yani orayı kırmazsa yine çok sorun çıkarmaz. Yani majör destek olarak yani. Gerçi burada hani kuvvetli destek 3.66 da, olası bir kırılımda oraya dikkat edin. 3.34 tutuyor mu tutmuyor mu? Tutmazsa 200 güne doğru gitme ihtimali kuvvetlenir 2.82'ye. Kırılım beklenecek. Yani kırılım hangi yöne olursa o tarafa hareket olur burada. Kanalın üst tarafında 4.36, dediğim gibi 4.36'nın da kırılıp burada 4.58'in üstüne tepe yapması gerekiyor tabii teknik olarak ki yükselen bir grafik çizmeye başlasın. O tepeyi yapamadıktan sonra çünkü tekrar bir kanala dönme ihtimali oluyor kağıtların. Yani yeni tepeyi yapamazsınız. Veya şöyle de takip edebilirsiniz. Şöyle bir majör düşen bir trend çekersiniz kağıda. Bu da yanlış bir şey değildir neticede. Şu trendin kırılımını da bekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu trendin bir kere böyle delmesi geçmesi değil, üstünde kalması ve 4.58'in üstüne asıl olarak bir tepe yapması önemli. Yani burada RSI da aslında bir yataylık veriyor bize. Bir giriyor bir çıkıyor kendi ortalamasının altına. Şu anda yine hafif aşağı bir yön veriyor RSI. Yani MACD'de yine yatay olarak değerlendirilebilir. O da boynunu bükmeye başlamış çünkü. O bir iki gün fark eder yani arada. Geç gelir oradaki kesişimler. Eğer burada tabii yükseliş olursa, şimdi Vakıf Finansal Yatırım Ortaklığı yani 90 RSI'ye kadar gidebilen bir yapısı var. Finansal kiralama, özür dilerim. 90'a kadar giden bir yapısı var ama genel olarak ortalamadan bahsediyorum. 77-76 civarı kar realizasyonu olabiliyor. Bunu da aklınızda bulundurun. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey yoktur. Herkese iyi akşamlar.